Güneş son birkaç hafta içinde bazı oldukça güçlü patlamalar püskürtüyor, ancak birkaç gün önce meydana gelen gerçekten sersemletici. 12 Mart'ta Güneş İzleme Uzay Aracı, Güneş'in uzak tarafından koronal bir kütle fırlatmasından uzağa patlayan büyük miktarda malzeme kaydetti. Genişleyen bir Güneş enkazı bulutu veya halesi olarak algılandı ve saniyede 2127 km gibi olağanüstü yüksek hızlarda Güneş'ten uzaklaştı. Güneş son zamanlarda bazı maskaralıklara alışmış gibi görünebilir ve öyle de oldu. Döngüsünün zirvesine doğru ilerliyor. Güneş'in etkinliğinin zirve yaptığı ve azaldığı kabaca 11 yıllık bir döngü. Muhtemelen önümüzdeki bir veya iki yıl içinde Güneş'in en aktif olduğu, Güneş lekeleriyle dolup taştığı ve güçlü parlamalarla patladığı bir Güneş maksimumuna gidiyoruz. Bu döngüler, Güneş'in her 11 yılda bir kutupları tersine çeviren manyetik alanıyla bağlantılıdır, ancak bunun neden böyle olduğu, bilim adamlarının hala anlamaya çalıştığı bir şeydir. Bu kutup değişimi solar maksimumda gerçekleşir. Kutuplardaki manyetik alan sıfıra kadar zayıflar, sonra zıt kutupla yeniden ortaya çıkar. Kuzey-güney olur, güney-kuzey olur. Bu süre zarfında, Güneş lekeleri çok sayıda ortaya çıkar. Bunlar hatları genellikle dolanan, kopan ve yeniden bağlanan, daha güçlü manyetik alanlara sahip, Güneş üzerindeki geçici yamalardır. Bu meydana geldiğinde, Güneş patlaması şeklinde, muazzam miktarda enerji açığa çıkar. Bunlar bazen tonlarca malzeme ve manyetik alanın, Güneş'ten uzaya fırlatıldığı koronal kütle fırlatmaları üretebilir. Bu videoyu izlerken şu anda Güneş'te yaklaşık 100 Güneş lekesi var ve bunlardan bazıları Güneş lekesi bölgelerine kümelenmiş durumda. Bazı Güneş lekesi bölgeleri, Güneş dönerken gözden kaybolmadan önce, uzun bir süre art arda parlayarak kalabilir. Son birkaç gün önce nadiren R tipinin olağan dışı tanımı göz önüne alındığında. Özellikle aktif bir Güneş lekesi bölgesi, Güneş'in uzak tarafına doğru döndü. 4 Mart'ta ortadan kaybolmadan önce, R3234 adlı bölge 49C sınıfı parlama, 12M sınıfı parlama ve 1X sınıfı parlama Güneş'imizin yapabileceği en güçlü patlama türü yaydı. R tipi parlamadan, R3234 sorumlu olup olmadığı bilinmiyor kesinlikle makul. Ancak Güneş bilimcileri kesinlikle bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyor. Şans eseri, Parker Güneş sondası tam ateş hattındaydı. Parker mühendislerine sistemlerinin nominal olduğunu söyleyen sinyalleri Dünya'ya geri gönderdi. Şimdi parlama ölçümlerini okumak için Parker'ın verilerinin bir sonraki indirilmesini beklememiz gerekiyor. Bu sondanın yakın bir Güneş uçuşu yapacağı 17 Mart'tan sonra gerçekleşecek. O arada NASA'nın Güneş ve Heliosferik Gözlem Evi ve Güneş Dinamikleri Gözlem Evi ve Avrupa Güney Gözlem Evi'nin Güneş Orbiteri gibi diğer Güneş gözlem evlerinden yalnızca umut edebiliriz. Ayrıca olayla ilgili önemli miktarda veri topladı. Güneşimizin onu göremediğimizi düşündüğümde neler yaptığı hakkında daha fazla bilgi edinmek güzel olacak.